Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet, yeni bir video ile karşınızdayız sizlerle beraber. Duman'ın yanına geldim. Duman bayağı böyle uzaktan garip garip sesler çıkarıyordu. Onu şöyle sevmeye geldim. Dizime de yatırdım. Evet arkadaşlar, bugün yapılması gereken işlerimiz var. Onları yapacağız. Sizlerle onları paylaşacağım. Ama ondan önce kümes tarafına gidip 8-9 tane tavuk aldık. Onları göstereceğim. Tavuk sürümüzü, horoz sürümüzü bayağı çoğalttık. Aslan Bey de burada. Aslanı da sevmesem olmaz. Birini sevip diğerini sevmediğim zaman üzülüyor. İkisine de aynı anda bir muamele yapıyoruz. Şöyle yeni aldığımız tavukları gösterelim. Sonra hangi işlerimiz varsa o işlere devam edeceğiz. Süt yemi plan almaya gideceğiz. Tarım krediye. Ondan önce yeni aldığımız tavukları size şöyle gösterelim. Evet, tavuklarımız yavaş yavaş bahçeye geliyor. Bayağı da sürüyü çoğalttık. Çeşit çeşit her şekilden, her telden var. Şu anda kaç tane olduğunu tam bilmiyorum ama Niyazi'ye soracağım. Çünkü akşam getirmiş yeni tavukları. Onları kendisi getirdiği için de ben göremedim. Uzay şu anda hepsiyle oynamaya başlamış. Çıkaramadın mı? Bir hepsini bu tarafa sür de bakalım bir ne getirdin, kaç tane getirdin. Çünkü bilmiyorum ben hangisi yeni hangisi eski. Bak onun tüyü bayağı çıkmış ya, onun tüyü bayağı dökülmüştü. Onu da bir yakından göstereyim. İstersen ahırdan biraz yem al eline. Öyle çağır. Maşallah, sürüsüne bereket. Ne kadar çok gözüme göründü ya. Tamam, getirsin sen de at yemi. Yani Eda ile Uzay tavukları besliyorlar. Yumurta yemi veriyoruz ama pek yumurta verimi alamadık şu an daha. Şu beyazlar Ligorin. Bu Çinli tavuğumuz. Siyahlar Atax. Bir de kahverengiler var. Lahman Brown diye geçiyor. Bunların birçoğu ferik zaten. Şu beyazlar mesela tavuk gibi duruyor ebat olarak ama bunlar falan hep ferik. Şunlar tavuk. Şu siyah olan horoz. Şunlara mavici diyorlar. Mavi yumurtalar oluyor ama onlar daha ferik. Bu da ferik horozumuz. Horozumuzun babası bu. Şurada yine büyük bir horozumuz var. Bu daha yeni ötmeye başladı. Kız gibi ötüyor. Evet, böyle iyi diye ses çağırıyor. Mesela şu da horozumuz. Bunlar köy horozu muhtemelen. Şu beyaz Çinli olan. Şurada var bir tane Çinli bir horozumuz. Onları damızlık olarak bırakacağım ama şu beyaz horozu, siyah horoz var şurada yeni. Bir de yandaki kahverengi. Onları ya takas edeceğiz ya da keseceğiz. Mesela şu küd renginde olan tavuğumuz var. Bu tüyleri dökmüştü. Şu an çok güzel bir tüy çıkarıyor. Tutabilsem diyeceğim ama horoz üstüm atlar diye tutamıyorum. Yok, hiç sıkıştırmayalım. Değil mi? Hangisi yeni geldi? Hangilerini yeni aldı? Ben onları bilmiyorum bak. Sadece o iki. Şunlar falan daha ferik. Hangisi yeni? Hangisi yeni? Mesela şu beyaz. Şu mu? Evet. Şu arkası bize dönük olan. Şu? Onun yanındaki. Şu köşedeki iki kahverengi yeni. Kaç tane? Toplam 8 tane vardı. İşte 3'ü beyaz, 3'ü siyah, ikisi de kahverengi. Kaç yumurtlayan tavuğumuz ve kaç tane horozumuz var? Şu an 32 tane var. 6'sı erkek, yani horoz. Bunlardan ikisi yetişkin horoz, dördü de ferik. Ama gerçekten tüyü çok güzel çıkmış ya. Bak. Maşallah, rengi de çok teni güzel. Teni falan görünüyordu değil mi? Evet. Mesela hangi siyahlar yeni? Bunlar değil. Ha, şuradaki şu siyah mesela. Bu önceden yok muydu? Yok. Şu siyah yeni. Onun önündeki yeni. İki, bir tane daha siyah vardı. Ha, bir de şu. Şu değil değil mi? Yok yok, bu. 3 tane. Ya toplam 26 tane tavuk var ama
yarısı ferik. Hatta yarısından fazlası. Bunlar birbirinden ayrılmıyor et. Evet. Çok yakalanmıyor da horoz tuttum atlar diye yakalayamadım. Çok güzeller. Seviyorum tavuk bakmayı. Ya şu an yumurta verimleri düşük olsa dahi hoşuma gidiyor onlara bakıp beslemek. Biraz daha çoğaltacağım. Ya en az 50 tane falan tavuk yapmayı düşünüyorum. İçinde 3-4 tane de horoz olacak. Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, yem almaya geldik. Mısır flake ve arpa flake alacağız. Sanırım mısır flakeyi buradan alacağız. Niyazi şu an ödemesini yapmaya gitti. Kocaman bir yem deposundayız. Arpa da var. Mısır da var. Süper. İkisi var mıymış? Mısır da var, arpa da var. Tamam, alalım. Burada buza büyütme yemi yüklüyorlar. Kaç liraymış? Bilmiyorum şimdi ödemeyi. Buzağımız olursa alırız. Şimdi değil de. Bizimkiler doğum yaptığı zaman Allah'ın izniyle alırız. Ah, pamuk küspesi. Bir pamuk. Bir tane bundan alalım bence. Tamam, deneyelim. Bir tane bundan çünkü. 3 paket mi alacağız o zaman? 3 tane alalım. Pamuk küspesi de alalım. Uzay üstüne falan devrilir. Babacım gel. Aman diyeyim gel. Şundan neymiş? Tamam, bir gübre pamuk küspesi deneyelim. Güreymiş. Pamuk küspesi, mısır gübre flake, arpa flake, tamam. Evet arkadaşlar, burası başka bir köyde, tarım kooperatif. Burada her türlü yem bulunabilir. Bu köy de annemin köyü, yabancı değil yani. Aynen. Süt yemimiz var zaten, almaya gerek var mı? Da, İçeri gidelim da, mi? Da, İçeriyi da, de görsünler nasıl olduğunu. Tamam. Nasıl kurumsal bir film oldu. Hadi de. Burada da makineyle yüklüyorlar. Aynen. Kooperatifin içinde bir market de var. Aynen. Ben sadece yem satıyor sanıyordum. Hiç denemedik ama çayları. Aslında deneme amaçlı olabiliriz. Aynen. Hadi sen ödemesini yap. Evet, şey var burada. Aynen. Şu bizimkilerin yalama kovası değil mi? Evet. Yalama taşı var mı? Bilmem, olsa görünürdü. Sanırım bu kadar. Ne o? Kres yağıymış. Ne? Kres yağı. Tavuk ödülün yağları var. Efendim? Evet, paletler de var. Kaldıramam değil mi? Koyalım mı beraber? Ben nasıl koyacağım? Tek elimle tutabilirim. Kaldıramazsam bekleyelim adamları. Dedim. Evet arkadaşlar, şu anda yemlerimizi aldık. Arabaya bindik. Şöyle, bir tanesi burada, iki tanesi arka tarafta. Uzay da köşeye sıkıştırdı yer olmayınca. Şöyle gidiyoruz bakalım. Yem aldıktan sonra Uzay'a söz verdiğimiz gibi o köyün parkına getirdik. Güzel mi oğlum? He? Aferin sana. Gel Niki, burası güneş, burada otur istersen. Baba, orada kal, orada kal. Orada kal ki. Çok hızlı sallan Uzay. Hı? Çok hızlı sallan. İçim değil, kuru. Şurada ıslak. Sen bir kay bakalım, orası ıslanmış. Oradan keşke dikkat etseydin. Keşke burada kalsaydın. Wow, çok eğlenceli. Sen buradan binsene. Bineyim bakalım bir. Şimdi sanki ben bir yukarı... Ne oldu? Yukarıda kaldın. Nasıl ineceğiz? Sen beni kaldıramazsın. Ben senden çok 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 ağırım. Hadi in.
Evet arkadaşlar, yemlerimizi aldık geldik. Burada arpa plake, mısır plake. Bunlara biraz da damak olarak alışkınlar ama ilk kez pamuk küspesi deneyeceğiz. Normalde bunun suya katılıp şişleni varmış ama biraz daha getirsene bir. Şu an ilk kez bunu deneyeceğiz. Nasıl kokuyor? Onu tavuklar yemeyebilir. Koklayayım bir. Bilmiyorum, deneyelim be. Bunun protein oranı %30, %40'larda. Bayağı proteinli. Protein oranı yüksek. Tavuklar onu yemeyebilir, yaramaz. Şimdi sularını verdik. Bayağı da bitirdiler. Yalaklarını temizleyip içerisine saman koyup bir pamuk küspesine deneyeceğiz bakalım. Hepsini karıştırıp vereceğiz. Önce bir tek vermeyelim mi? Onu gönüllü yemiyorlar pek. Niye? İneklere öyle. Pamuk küspesini pek gönüllü yemiyor. O yüzden böyle yemlere karışım yapacağız. Karıştırıp verecekmişiz. Patron öyle söylüyor. Öyle. Neyse hadi şey yapalım. Kovalarını alalım. Sonra sularını dolduralım. Oradan da yalaklarını temizleyip yemlerini verelim. Sen hepsini tavuklara atıyorsun. Bitiyor ama. Anne ne bitmesi tövbe. Anne deneyeyim ki. Protein olsun. Ne olsun? Protein. Protein olsun. Anne, tavuklara kapı, protein. Kapı. Tamam biz buradayız. At bak. Çağır ama be. Cü 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 cü. Yiyorlar onu. Siyahlar da yesin. Siyahlar yesin. Evet sanki hepsini bir araya toplamışsın. Kardeşleri gibi. Evet. Neyse. Şöyle kapıyı kapatalım. İşlerimize başlayalım. Baba ben onu attım. Evet kızlarımıza kovalarla samanları teker teker veriyoruz. Acıktın mı kızım? Az kaldı, az kaldı. Diye perişan oldun orada. Tabii uzay çiftçi de iş başında. Babası saman verir de yavru bıdığı saman doldurmaz mı? Oh! Niyazi git Nisan'dan başla. Bu sabah da bunu yaptı. Nisan'dan ver. Selam Asya. Selam Kadriye. Sen kimseye verme. Sana tekme atabilirler. Babam veriyor anneciğim. Sana tekmeyi. Tekme atıyordu Niyazi. Kızım. Uzay. Hem idrar yoluna girdin. Üzerine çok kötü idrar yaptın. Hem de tekme yiyeceksin. Sen verme uzay. Ben yıldızı veriyorum. Samanlar eşit veriyoruz. Anneciğim biz dağıttık ona. Verme. Baban en son sana söylesin. Bekle köşede. Vallahi arada bir gün kalacaksın Nike. Hiçbir şey olmaz. Ya en fazla alışkın oluruz diye ne yapalım toynak yemeye, tekme yemeye. Bu işlerin tatlı veya tuzlu yanları var tabii. Kimi süsüyor, kimi durduk yere tekme atıyor. Kimi ani bir şekilde tekme atıyor, ürküyor, geri geri gidiyor. Bu işlerin ne kadar tatlı yanı olsa da acı yanı oluyor. En fazla tekme atar, tecrübemiz olur. Abi bir de onun acısına bakalım. Değil mi? Onun acısı nasılmış? Bir de onu tecrübe ederiz. Maşallah aralarındaki en uysal Kadriye ama yani ummadık taş baş yarar hesabı da olabilir. Hangisi kaldı? Asya ile Eylül. Eylül. Tamam Eylül'e sen onunla ver. Tamam bekle. Bekle. Size baban Asya'ya versin. Eylül'e verdiği zaman sen de arkasından biraz mesafeli şekilde Eylül'e verirsin. Anne göster beni ya. Neden ya? Yani saman veriyorsun kovalarla. Gördün mü? Nike o yem bekliyor biliyor musun? O yüzden tekme savurmaya çalıştı. Ne söyle? Bekle verecek. Allah Allah. Samanı da yememiş. Sabahki süt yemini seçmiş. Samanlar kalmış. Anne. Hayır canım çokluktan değil. Samanı mı? Saman değil. Anne. Ne alaka? Gittim. Hiç
Çöğün veriyoruz ya dolu dolu. Doyuyorlar. Önünde kalıyorsa doymuş demektir. Ya öyle de sabahkini bir anda bırakması, hani sabah ya, kahvaltı ilk öğün ya. Yonca veriyoruz. Mısır veriyoruz. Pancar veriyoruz. Yem çeşitliliği var. Anne, ben de gidecektim. Bekle. Bekle. Niyaz diğer taraftan. Asya'nın oradan geç. Geç sen de. Bak üst üste abanıyorlar. Bekle. Sen şu da aradan döksün. Döksün aradan. Dök. Dök. Heh. Oh, gönlü doldu. Hadi, tamam. Uzattım. Kenardan. Vallahi toyna yiyeceğiz sen bir gün de. Bunun acısı çok kötü olarak keçiye falan benzemez. Şimdi ne koyduk? Pamuk küspesi. Pamuk küspesi, evet. Pancar küspesini akşam vereceğiz, şimdi değil. Pamuk küspesi, mısır flake ve arpa flake. Biraz azar azar deneyeceğiz çünkü. Bana göre bir kova var mı? Pancar flakeye de tepki verecekti. Pancar flake değil ya, pardon. Pamuk flake, pamuk küspesi mi? Pamuk küspesi. Ha, pamuk küspesine de tepki vereceklerini bilmiyoruz. İlk kez aldık, ilk kez yedik. Uzaycığım biraz müsaade et. Müsaade edeceğim de. Ha. Bir kova alayım. Sen ya veremezsin. Şu an veremezsin sen. Niye? Olmaz. Şu an Yıldız yemeye başladı 3 çeşidi. Bakalım. Pamuğu da yiyecek mi? Pamuk anne. Siyah siyah olanlar, kahverengi olanlar. Pamuk işte. Eylül'de yiyor. Asya çıldırdı Nike. Kokuyu aldı ya. Kokuyu aldı, çıldırdı. Asya sana da geliyor. Asya'ya da bir kova geliyor. Geliyor, bir tanem geliyor. Bak. Hem de dolu dolu. O da. Yiyor mu? Asya vallahi hiç. Para mısın demedi. Bakayım. Maşallah bak. Bu iyi ya. Aferin benim kızıma. Aferin. Can olsun, kan olsun, vitamin, mineral olsun, protein olsun. Güzel güzel sonra bebişleriniz olsun. Ama benim bir tanem burada. Kuşum. Ne yaptı benim Nisan'ım? Nisan Hanım. Bu arada biz geçen hafta, daha doğrusu ben geçen hafta bir şey denedim. Hava çok güzeldi. Bunlar da ne zamandır içeride diye dışarı çıkarmak istedim. Zincirlerini boşalttım. Yani zincirlerini çıkardım yalaklardan. Dışarıya çıkmaları için teker teker dışarıya hohladım. Ama yani dışarıda olmanın artık şeyiyle, üzüntüsüyle dışarı, içeride olmanın üzüntüsüyle dışarı çıktılar. Allah'ım, çocuklar gibi götü ata ata nasıl sevindiler. Sonra Nisan Hanım diğerlerini telörgüye yapıştırmaya kalktı, süstü. Ama Nisan aralarında en sevinen oldu Nike. Bayağı göt atıyordu yani, onu zor zapt ettim. Sonra teker teker yalaklarına, yoncalarını koyup hepsini içeri koyduktan sonra tekrardan bağladım. Bir daha tek başıma dışarı çıkarmayacağım bahçeye. Çıkardığım zaman da böyle bir sonuçla karşılaştım. Bayağı hepsi sevindi ama Nisan direkt sevindi. Nisan, in kızım yalaktan. İn kızım, gel. 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 Niye çıktın bir tanem yine sen oraya? Çıkma bir tanem oraya. Mama geliyor. Sabırsızlandı, kokuyu aldı ya. Haydi bismillah. Bebeğine şifa olsun kızım, inşallah. Ben dişi hissediyorum ki, sen ne hissediyorsun? Sağlıklı olsun da. Hiç fark etmiyor. Aa, olsun canım, bir hissettiğim bir şey vardır. Ben çok yoğun bir şekilde dişi hissediyorum. İnşallah dişi olur, damızlık yaparız. Aynen öyle. Ben de vereceğim. Bitti artık. Evet, hepsine verdi babam. Bak hepsi sırayla yiyor şu an. Güzel bir şekilde, maşallah. Evet, geçen Niğde'ye gittiğimizde ne aldın? Kendime tarak aldım. Kendine mi?
Hayvanlara ne aldık? Kaşağı mıydı? Kaşağı aldık. Biraz daha yavaş yavaş Niki, ürkütmeden yapmayı dene bir. Evet, Yıldız'a denedik de Yıldız bayağı agresif bir şekilde kendini sağa sola fırlatmaya kalktı. Eylül güzel tepki veriyor. Niki şuradan yap da bir rahat bir göreyim mi bir nasıl alıyor tüylerini. Bakayım be. Şeye bakayım. İyi, bayağı da topluyor. Şu kısımları yapma da canı acıyabilir. Oraları yapma işte. Hani biraz yavaş mı yaklaşsan? Ne yapıyor Uzay baban? Kızların vücudundaki tüyleri tarıyor. Ben de tarlamak istiyorum. Sana bir tekmeyi böyle bir atarsa anneciğim, sen şu an onun için çok küçüksün. Babam ne yaptı? Israr. Babanla senin boyun aynı mı Uzay? Bir karşılaştır aynı bakalım. E tamam, sen ineğin neredeyse göbeğinin altına geliyorsun. Ben de yapayım. Bakayım be. Bayağı da çıkmış baba, ha. Şu eldivenim de daha iyi görünür sanki. Oh evet. Baba bana bir versene. Şurayı da alır mısın? Ha, bana bir verebilir misin? Şuna mı çıktı az önce? Bayağı çıkmış ya. Şurada bekler misin? Üşüttüm şuna. Kadriye'yi dene bir de. Ama ben de olmaz dedim sana. Bir şey söylemeyi özlüyordum ya. İyi, Kadriye de güzel tepki veriyor. Işıl çok korktu ama Yıldız çok korktu ya. Hı. Sen taradıkça ben rahatladım resmen. Sen taradığın zaman vücudunu titreştiriyor, fark ettin mi? Aş biraz yavaş yaklaş. Kızı şöyle yaklaşıp büyütüyor. Sana bu gidişle inekler alışmayacak. Gel artık, yapma, odur. İlk kez deniyorsun ya. Diğeri daha mı iyi acaba? Bu biraz büyük geliyor ya. Ya alakası yok. Çok hızlı yaklaşıyorsun. Yavaş yavaş önce kendi elinle bir teninle. Nisan'a önce bir kendi elinle teninle sevsene bir. Şeylere uzun. Anladım da şey yapsana bir. Nisan'a önce bir elinle okşa. Elinle okşadıktan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hayvana direkt o elindekini değdirdiğin zaman ürkebilir boşluğuna gelip. Dökülüyor, bayağı da dökülüyor ha. Böyle gördüğüm kadarıyla. O kadar tavuk aldığımıza karşılık bir folluk yapmak gerekiyordu. Şu anda kovaların kapaklarını kesiyoruz ortadan. Ölçülü bir şekilde. İstersen sen anlat ne yaptığını. Elimdeki bağ budama makasıyla kesmeye çalışıyorum. Biraz zorlu oluyor ama şu an en iyisi bu. Aynen. Kapakları kestikten sonra şu elimizdeki silikonla da kapağın içine sürüp şu kenar kısmına yapıştırıp hem oturduğu follukların samanı düşmesin hem de rahat bir şekilde yumurtasın diye. Yaptıklarımızdan göster. Aynen, yaptığımız var. Şöyle güneşe koyduk onları kurusun diye. Aslında mantık bu. Şu şekilde yarıya kadar duvara doğru çivileyip içine girip rahat bir şekilde yumurtlayacak. Bakalım, yeni kızlar da var aralarında. İnşallah çok çok yumurta alırız da yumurtaya para vermeyiz. Sonra ilerleyen zamanlarda satarız. Satarız tabii. Kırıldı mı? Kırıldı ama mühim değil. Neyse, bir kapağımız daha var, onu keseriz olmazsa. Şimdi bunlar bittikten sonra, kuruduktan sonra kümes tarafına gidip içini değiştirip yapacağız. Aslında kırılsa da onu silikonlayabilirsin. Kurur o, biliyor musun? Evet. İşte bir şey olmaz. Hatta silikonu şey yaptıktan sonra silikon böyle çalışır. Bakayım ben.
Gayet iyi oldu vallahi. Şey düşmezler şimdi saman. Bir de silikonlarsan var ya. Kebap gibi olur. Sen mis ben kebap. Tabii. Yedim tükürdüm bir baktım. Tüküreyim mor çıkıyor. Ay, kahverengi. Çikolata yediğin içindir o. Evet. Kahverengi çıkıyor evet. Evet şöyle silikonu sıkıyoruz. Bu şekilde. Aralarına iyi bir şekilde dolduruyoruz. Kalan silikonu ne yapalım? Çatıya mı sıksak ki kümesin çatısını? Yok. Belki birkaç tane daha yaparız. Kova var ya. Evet olabilir. Önce bir deneyelim de. Gidişata göre o zaman. Yoruldu şimdi bu yaptığım iş. Şey. Oturduğun yerde. Alışkınız. Neresi kırıl? Şurası mı? Yok ya silikon sıkmaya gerek yok eğer burasıysa. Aynı tamam şey, hiç gerek yok. Hiç gerek şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben azıcık silikon sıkayım. Tamam en sonunkini sana babanla tamam. Beraber yap. Olur mu? Tamam. Ama babanı dinleyeceksin. Tamam. Ama mı sıkacağız? Beraber, kontrollü bir şekilde. Bunu da güreşe koyalım. Ben koyabilir miyim seninle? Tabii, böyle şu şekilde tutup tamam. Yavaş bir şekilde. Motorunu oraya doğru koyabilirsin. Tamam. Evet, onlar kurusun. Babam kaldı. Babamla onun şeklini konulayabilir miyiz? Keselim. Yavaş bastır tamam babacığım yoksa çok taşır. Evet son folluğumuzda uzay çoban, uzay çiftçi ve uzay usta ile beraber babası yapıyor. İtekliyor musun uzay? Evet. Şu an uzay yapıyor. Ben doluyor sadece, mu silikon? Evet ben sadece ucunu tutuyorum. Wow. Ya senin elinden her iş geliyor ya. Sen nereden öğrendin uzay bunları? Aslan, aslan, tosun, tosun. Ben bunu... Biraz bastırır mısın? Yardım gerek. Olmuyor çünkü. Tekle oğlum, tekle, tekle, tekle. Tamam, fazla değil. Hah. Aferin. Bir follukta uzayın elinden. Baba, tekrar yapacağız. Bu sol folluğumuz. Dört tane yeter mi Nike? Şu an için. Yeter gibi. Tutayım mı? Vav! Wow, aferin ya sana. Ya ne de yapalım baba. Hadi istersen kümesin içine gidelim mi? Kümese bakalım. Baba. Bir tane daha yapalım mı? Evet. Dört tane mi? Bir tane daha yapalım. Evet olabilir. Üç tanesini aşağıya bir tanesini de şey yapabilirsin üstte. Eski tavalar var. Bunlar çok kırık. Hurdalık onlar. Burası da bizim kömürlüğümüz. Burada yok yok. Kışlık stoklarımızdan hırdavat aletlerimize kadar bir adet de Niyazi var içeride. Kapatayım mı kapısını? Uzay getir onu. O kapağı istersen şu diğerlerini dene. Kendi kapağını mı yapalım? Hadi ben de tekrar yapacağız. Tamam. İçinden bir kapak daha çıktı. Anneciğim kessin. Kesti işleminden sonra sen yardım et. Olur mu? Adamı da bunu bastıracak. Evet. Hazır gaza gelmişim. İş yapıyorum şurada. Yoksa başka türlü Niyazi iş yaparken bulabilir miyiz? Evet. Değil mi? İşte bu şurada şu zorlanıyor. Çok mu zorlanıyor uzay? Şuna tutak. Hurda yat anneciğim. Oradaki hurda birikintisine. Plastikleri oraya atalım. Eline sağlık. Bunlar hep yokluktan oğlum, yokluktan. Neşet Ertaş ne demiş? Ne demiş biliyor musun? Biz varlığı hiç görmedik ki yokluktan şikayet edelim demiş. Ne anladın da gülüyorsun ona cevap ya. Ben yukarıda tekrar bastıracağım. Bak. Evet, Niyazi Başkan çalışmaya başlamış. Solluklar için yerini hazırlıyor. Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyorsun? Buraya çaktım.
Bunu da yan tarafına yapacağım. Matkapla da kovaları buraya 1, 2, 3, 4 diye sıralayacağım. Altlarına da birer tane piriket koyacağım. Girip çıkmaz, kolay olsun diye. Ondan sonra bekleyeceğiz yumurta almayı. Bak boş. Baktın mı? İki. Yok değil mi? Acaba sen bunu çırptın mı? Çırpmamışsın. Üstüne mi döktün? Ayakladım. Ay keşke dökseydin. Anne. Elime tavuk boku bulaştı çünkü. Bak. Açtım. Bak. Bir şey olmaz ya. Süreyim üstüne. Bir şey olmazsa. Evet. Anne. Biraz istersen yan yana yapıştır mı ki? Buldum sonunu. Sonucu merak ediyorum. Bek tutayım mı? Tek tarafa geçelim. Gerekiyor mu yardım? Anneciğim sana diyorum. Efendim. Bak sonucu buldum. Açılıp kapanan yeri buldum. Tamam. Yavrum. Daha güzel bir düz bir tahta yok muydu? Bıraktım. Ayarlayınca söyle tutayım. Aa, buraya kaka yaptıkları yere çok geliyor. Biraz yapıştır. İçine düşmez. Sen tut şu an. Hareket ettirme. İnşallah. Hem video çekip. Sadece tutacağız. Tekerim okulu. Evet, herkesin iki eli var. Biz. Allah. Bir elimde kamera var. Tut sadece. Tamam tutuyorum hadi. Acım vallahi tutuyorum da bakma öyle titreşim olduğu için gidiyor. Dur bekle kamerayı kapatayım. Dur olmuyor. Kapatayım bekle dur. Evet tollukları yaptık. Orayı çekemedik birbirimize yardım ettiğimiz için. Şöyle 5 tane rahat rahat yumurtlamaları için folluk yaptık. Gayet de iyi oldu. Tabii kurumalarını bekleyeceğiz. İçlerini matkapla çiviyle sabitledik. Üzerine de silikon, plastik silikon yapıştırdık daha iyi tutsun diye. Şimdi ilk yemli olan yerlerini buraya alacağız. Yemlik koyuyoruz içeri. Buradaki follukları da kaldıracağız. Tavuklarımızın tünedikleri yer, çıktıkları merdiven. Onu da şöyle düzeltelim. Sence ne diyorsun? İyi iş çıkardık mı? İyi. Güzel oldu daha ne olsun ya. Baba. Sen ne diyorsun Uzay? İyi diyorum. Neye iyi diyorsun? Bir şey. Yumurtlayacakları yere mi? Evet. Bir daha alışırlarsa. Evet. Tam yumurtlar. Bir sürü yerine yerden toplarız orada. Yumurtaları mı? Evet. Sepet yaparız, sepette sen toplarsın. Evet. İnşallah. Evet arkadaşlar, bizim işimiz yavaş yavaş bitti. Bitiyor. Bitti aslan değil mi? Bitti. Aslan duman acı çıkınca. Evet aslanla dumanı şimdi dışarı çıkaracağız. Onlar da biraz gezip turlasınlar. Aslan duman. Evet, işlerimizi hallettik. Neredeyse birçoğu bitti. Aslan parçaları da burada. Ne oldu oğlum? Tabii dışarı çıkma saatiniz geldi. Aslan! Dışarı mı çıkacaksın oğlum? Hı? Ay, dumana. Tamam, çıkaracağım birazdan. Çok az kaldı. Birazdan çıkartıyorum sizi. Birazdan. Aslan, duman. Kalk ya. Kalk. Kalk oğlum. Aman gücüm yetmeyecek. Niyaz tövbe estağfurullah. Oğlum açacağım. Dur. Duman. Dur. Sakin. Kalk. Bacağının arasından geçmiş Niyaz'e. Bir şey olmaz o. İstiyorsan ben açayım. Dur biraz bir çekeyim de ben. Duman. Dur sakin. Uzaycım kapıyı açtın mı? Sakin. Duman. Dur bekle. Nereye gidiyorsun oğlum? He? Nereye gidiyorsun? Kaç. Haydi oğlum gidin. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar. Enerjilerini atıp gelsinler. Gönderdi. Küçük aslanı da gönderiyoruz. Donun peşinden gidiyor. Uzaycığım gel. Çarpabilirler sana, gel. Koşmanın hızıyla. Ay! Ay! Kapatalım kapıyı. Enerji atıp gelsinler öyle. Evet arkadaşlar, yeni bir videoda görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aslan, duman. Uzay kapıyla oynama.